Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Çok uzun süredir sizlere video çekemiyordum. Bunun sebebi aslında çok fazla içerik bulamayışım. Bir de biraz böyle sanıyorum hevesim kaçmıştı. Ama bugün size bir 20'lik diş çektirme videosu çekeceğim. Yani bunu burun ameliyatım gibi bir vlog şeklinde yapacağım aslında. Bir haftamı size çekeceğim. Çünkü ilk defa çektiriyorum bu arada. Daha önce hiç çektirmedim. Bir süredir yani bir buçuk haftadır yorumları okuyorum sürekli olarak ve yani iyileşme süreci sanırım 5 günle bir hafta arasıymış. Yani minimum 3 gün zaten şiddetli ağrı ve şişlik oluyormuş. Ama burun ameliyatı için de hep bu şekilde yorumlar yapılmıştı. Fakat ben hiç böyle bir şey yaşamadım. O yüzden korkmakla korkmamak arasındayım şu an. Saat 5'e 10 var. 5.30'da doktorda olacağım. Önce bir uyuşturacak. Yarım saat sonra da işlem alacak. 2 tane aşağıda 20'lik dişim var. Ve şiddetli ağrısı olduğu için şu an çektirmek zorundayım. Aslında çok uzun süre ertelemiştim. Şu an 28 yaşındayım. Bu kadar. O zaman sizinle muayenehanede belki görüşürüz. Belki bir orayı çekerim. Ama işlemi zaten çekemem. Yani çünkü çok gergin olacağım. Muayenehaneden çıktıktan sonra görüşürüz. Hepinizi öptüm. Biraz daha konuşuyorum ama çok iyi geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Dertlik satıldı. Biraz sisik var. Şimdilik bir sorun yok. Antibiyotiğim var kestim var. Onları kullanacağım. Gece tekrar çekerim ağrım olursa. Görüşürüz. Günaydın. Herkese ilk günümden iyi sabahlar. Dün gece aslında okuduğum yorumlar ve edindiğim bilgilere göre en zor gecemdi sanırım. Ama hiç böyle bir gece yaşamadım. Dün akşam çok konuşmak istemedim. O yüzden videoyu biraz kısa tuttum. Tam ne söyledim onu da hatırlamıyorum ama yine bir üstünden geçeriz. Ameliyatım yani operasyonum 40 dakika kadar sürdü. Sonrasında çok hani hiç hissetmeden bitti. Sonrasında da sargı bezi koydu doktorum oraya. Çünkü kanaman olur dedi. Bir 3 tane daha verdi. Yarım saatte bir koy diye. Değiştir onu diye. Evet bayağı kan geliyordu ama yani korkutacak kadar değil. Sadece sargı bezini değiştirmezseniz baskı yaptıkça dişlerinizi o sargı bezi o kanı yutarsınız. O yüzden sargı bezini çok sık değiştirmeniz gerekiyor. Ekstra sargı bezi almak zorunda kaldım. Şişliğim ve ağrım minimum düzeydeydi. Ağrım sızıntı şeklindeydi ve dayanılamayacak gibi değildi. Yani şöyle söyleyeyim. Aşkı Memnu izliyorum dünden beri. Hani diziye odaklandığımda ağrımı o sızıntıyı hissetmeyeceğim bir sızıntıydı. Öyle söyleyeyim size. Ama hani kapatıp kendimi dinleseydim belki biraz daha hissederdim ama bir şeyle ilgilenince hissetmeyeceğim bir düzeydeydi. Ameliyat sonrası ağrı çekmedim. Gecesinde uyku problemi biraz çektim. Ara ara uyandım. Tam dalamadım falan. En son 5 gördüm yani saat 5'i gördüm. Sabah daha 9'da uyandım. 4-4,5 saat falan uyudum ama iyiyim. Daha sonra evdeyim dinleniyorum. Öyle yani yarın ya da ertesi gün çok ciddi bir ağrım olmaz umarım. Olmamasını umuyorum. İşte bir hafta sonra dikişlerim alınacak. Şu an sanırım 4 ya da 5 dikişim var. Öyle. Bir ay sonra da bu alınacak. Ama şu an korkmuyorum. Sabah dün gece cici bebeğe indim. Bugün de cici bebeği yiyorum. Mama kıvamına getirdim. Pipetle bir şeyleri içmeniz çok zor. Çünkü o çekiyorsunuz ya o sırada orada sızlama oluyor. O yüzden küçük bir kaşıkla yandan böyle yedim. Suyu da normal bardaktan şu tarafımdan içtim. Bol bol sıvı tüketmeniz gerekiyormuş bu arada. O zaman görüşürüz. Herkese ikinci günün akşamından merhaba. Ağrım minimum düzeyde. Ağrı kesici içtiğimde direkt kesiliyor. Sadece konuşmakta zorlanıyorum. Bir de şişliğim bir tık arttı galiba. Onun dışında bir problemim yok. Akşam domates çorbası içtim. Sabah cici bebe yedim. Öğlen de püre yedim. Gayet güzel beslendim. O
Öyle. Şu an ağrım yok ama akşam olur mu bilmiyorum. Zorlanır mıyım bilmiyorum. Şu kısmım bayağı şişti. Ama olsun, geçer. Buz koyuyorum yine, devamlı buzu bırakmadım. Yani korkulacak bir şey olduğunu çok da düşünmedim. Diğeri bir dahaki ay çıkacağı için şu an çok korkmuyorum ondan. Sizinle yarın sabah görüşürüz. Dün gece saat 5 gibi falan, 4.30-5 gibi şiddetli bir ağrıyla uyandım. O sabaha kadar inanılmaz bir ağrım oldu. Buz koydum ve arvalez içtim. Biraz hafifletti. Saat 7'ye kadar ağrı çektim. 7'de uyumuşum. 7'den sonra tekrar ağrıyla uyandım. Şişliğim biraz daha arttı. Şuram da şişti iyice. 7 gibi uyandım. Pardon, 7 gibi uyumuşum. 9 gibi uyandım. 2 saat uyudum. Yine uyandığımda ağrım vardı. Bir tane daha kez şiştim. Daha sonra ufak tefek bir şeyler yemeye çalıştım. Yumurta sarısı da peynir yedim ama ağzımı açamadığım için çok küçük küçük yiyorum ve yoruluyorum artık. Yemeği bırakıyorum belli bir aşamadan sonra. 2-3 kere yediğimde sıkılıyorum çünkü. O kadar, şu kadar falan ufacık ağzımı açabilme olayım şu kadar. Çok sıkılıyorum onu yerken. Bugün biraz ağrım var. Ne zaman geçecek, ne olacak hiç bilmiyorum ama bugün hissettim onu yani. Bugün yemeği dişimi çektirdiğimi hissettim. İlk iki gün gerçekten çok rahat atlatmıştım. Öyle olacak sandım açıkçası. Konuştuğumda biraz daha ağrı yapıyor, o yüzden kapatacağım. Buz koymaya devam ediyorum. Buz ağrısında şişinde biraz alıyor. Ama işte gece kötü olduğum için bilmem, belki bu tarafımı yaratmışımdır bilmeden dik uyudum ama bilmiyorum. Yine de buz koymaya devam ediyorum. Yarın geçeceğini umuyorum. Ağrım dördüncü günü ve ağrı şiddetim ortanın üstü diyebilirim. Ama tabii normal, yani normal diş çekildiğinde bile 1-2 gün ağrımız ve konuşma zorluğumuz oluyor. Bu bir operasyon yani. Normal ve çekmem gerekiyor olarak bakıyorum bu duruma. Fakat 20'lik diş ağrısından çok daha kötü değil. 20'lik diş ağrısı çekenler bilir. Çok şiddetli ve direkt beyninizde hissettiğiniz bir ağrı. Ve geçmeyen bir ağrı. Ağrı kesicini dindirmediği bir ağrı. O yüzden 20'lik dişiniz ağrıyorsa maalesef bu duruma katlanmak zorundasınız. Ve bu durum geçici, onu biliyorsunuz. 20'lik diş ağrısı geçici değil. Durdursanız bile bir hafta sonra tekrar ağrıyabiliyor. O yüzden çektirmek en mantıklısı. Çok uzun süre ağrıdığında, çok uzun süre konuştuğumuz dişim ağrıyor. O yüzden çok konuşmamaya çalışıyorum. Dışarı hiçbir şekilde çıkmıyorum. 5 gündür evdeyim. Çıkamıyorum dışarıya. 4 gündür evdeyim. Pardon. Cumartesi. Evet. 4 gündür evdeyim. 1-2 gün daha evde olacağım gibi. Çünkü çok az yemek yiyorum. O yüzden de tansiyonum hemen düşüyor. Yani sabah kahvaltım 2-3 çatal süzme peynir. Azıcık da ekmeğin içiydi. Öyle söyleyeyim. Akşam yemeğimde herhalde çay tabağı kadar makarna falan yedim. Doğru yiyorum çünkü ağzımı açamıyorum. O yüzden bir de çok çiğneme yapınca dişim de ağrıyor. O yüzden çok çiğnememeye de çalışıyorum. Ağrım başlayınca bırakıyorum yemeği. Öyle. Yarın 5. günüm. Yarın da görüşürüz. Çünkü hani normale dönene kadar çekeceğim. Normale dönemiyorum çünkü bir türlü. Sanki burun ameliyatına daha hızlı iyileşmiştim. En azından morluklarım daha hızlı inmişti. Şişiklerim de öyle. Bunda şişliğim inmiyor. Hani yani görüşürüz. Bu arada için de özür dileyeceğim sizden. Videolarım çok somurtkan böyle olmuş, izledim. Ama gülemiyorum, güldüğümde canım acıyor. O yüzden kusura bakmayın, ne olursunuz. Böyle bir de ağrım var zaten, çok gülecek durumda da değilim ama karşınıza böyle çıkmak istemezdim.
En azından pozitif bir şekilde çıkmak isterim ama gülemiyorum. Güldüğümde gerçekten sızlıyor. Kusura bakmayın. Hepinizi öpüyorum. Ben bunu gece çekiyorum, o yüzden iyi geceler diyeyim. Yarın görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün 5. günüm. Bir tık daha rahat konuşabiliyorum ama hala ağzımın içinde bir gerginlik var. Ağzımı çok iyi açamıyorum. Hala doğru düzgün yemek yiyemiyorum. Ama ağrım daha azaldı. Ağrı kesici tabii ki hala alıyorum ama uyandığını mutlaka. Bir de yatmadan alıyorum. Yani hiç ağrımı hissetmesem de yatmadan ilaç içip yatıyorum ki gece beni uyandırmasın diye. Çünkü işte 3 gün önceydi galiba, gece uyandırdığında bayağı zorlandım. Öyle şişliğim hala var. Yüzüm çok kötü oldu. Bayağı bembeyaz oldum. Göz altlarım falan çok kötü oldu. O yüzden şimdi maske aldım. Yani maske yapacağım. Çünkü çok iyi yüzümü de yıkayamıyorum. O yüzden de muhtemelen cildim böyle oldu. Öyle bir arındırıcı maske aldım. İyi geleceğini düşünüyorum. Yani 6. günüm. Yani görüşürüz. Tekrar merhaba. Bu videoyu yaklaşık bir ay önce çekip 20'lik diş ameliyatı video şeklinde yüklemeyi düşünmüştüm. Fakat sonrasında diğer dişim de bir ay sonra tarih aldım. 27 Mart'ta tarih sanırım, evet. 27 Mart'ta tarih almışım, dedim ki onu da bir çektireyim. Onda da bir operasyon geçireyim. Toparlayıp bir video çekerim. Onunla ilgili de birkaç cümle bir şeyler söylerim diye düşünmüştüm. Fakat şu an ülkemiz bildiğiniz gibi bir virüsle boğuşmakta ve o yüzden diş ameliyatım ertelendi. Doktorum asistanı aradı ve hani ciddi bir sıkıntınız yoksa biraz erteleyelim mi dedi. Ben de ciddi bir sıkıntım yoktu, o yüzden ertelemek istedim. Aslında onlar beni aramasaydı ben de zaten böyle bir şey düşünüyordum. Şu aşamada ameliyat olmayı pek doğru bulmuyorum. Çünkü yani bu tamamen benim yorumum. Ben 4-5 gün doğru düzgün beslenemedim ve bu yüzden bağışıklığım düşebilir ve olası bir enfeksiyon riskinde bu virüsü tetikleyebilir diye korktum. Bilmiyorum, belki cahilce bir korkudur ama bu beni korkuttu. O yüzden olmak istemiyordum zaten. Ben arayacaktım, onlar daha önce davranmış oldu, öyle söyleyeyim. Ve erteledik. Daha önce çektiğim kısımları izlemedim açıkçası. Biraz doğaçlama olsun diye söyledim. Aynı şeyleri tekrar söylersem kusura bakmayın. Genel bir 20'lik diş ameliyatıyla ilgili konuşacağım ama dediğim gibi aynı şeyleri söylersem lütfen kusuruma bakmayın. 20'lik diş ameliyatımı çok ciddi bir ağrı çektiğim süreçte olma cesareti buldum kendimde. Aslında çok önceden çıkmıştı 20'lik dişim ve ağrı olmadığı için erteledim. Ve yine ağrı olmasaydı yine uzun yıllar erteleyebilirdim diye düşünüyorum. Şu an 27-28 yaşına girdim. Ara ara ağrım oldu, sızıntı şeklinde, sızlama şeklinde, sızıntı değil, video boyunca da sızıntı diyorum sürekli. Sızlama şeklinde bir ağrım oldu ama bu benim yani hayatımı çok da etkilemedi. Sadece yemek yemedim, onun dışında her şeyi yaptım. Evde gayet güzel vakit geçirdim ama tabii dışarıda çıkmadım. Çünkü bir kere çıktım, araba böyle birkaç kez tümsekten çıkıp atlayınca böyle hani şey, ne denir ona, şöyle puf olunca böyle dişim ciddi anlamda ağrımaya başladı ve ağrı kesici içtim bir tane. O yüzden dışarıya da çok çıkmamaya çalıştım. Yani şöyle söyleyeyim, hayatınızdan yaklaşık olarak bir haftanızı alıyor bu ameliyat bence. Ya benim öyle oldu. Yani hayatınızdan alıyor dedim, evde vakit geçirmeniz gerekiyor bir hafta kadar. Ben de o şekilde vakit geçirdim. Az konuşmaya çalıştım bir de. Çünkü çok konuştuğumda da ağrı yapıyordu veya çok şey çiğnemeye çalıştığımda da ağrı yapıyordu. O yüzden yumuşak sulu gıdalar tüketmeye çalıştım. Zaten cicibebe yedim, çorba içtim, kahve içtim. Ve ilk bir iki gün zaten doğru düzgün hiçbir şey yemedim. Ve 4 kilo vermiştim. Ki koronavirüs karantinasındayız. Şu an 11. günümüz sanırım, bakayım. Evet, 10. günümüzdeyiz pardon. Ve ben o verdiğim bütün kiloları geri aldım zaten. O yüzden hiçbir işe yaramadı maalesef kilo vermem. Kilo veriyorsunuz, yani kesinlikle veriyorsunuz, onu söyleyeyim. Hani zaten günde iki öğün falan yiyordum. O da biri iki tane cicibebeyle süt, bir tanesi de birazcık çorba. Bu şekilde iki öğünüm vardı. O yüzden kilo vermiştim ama geri aldım maalesef. Yani benim için çok zor bir ameliyat değil. Diğerinden korkmadan gidiyordum açıkçası. Hatta ilk iki gün gerçekten hiç ağrım olmadı. Doğru düzgün hiçbir ağrı hissetmedim. Ve hani şey, insanların abarttığını düşünmüştüm. Ve
sonrasında ağrı başlayınca anladım. Yani çok abartmıyorlar. Evet ama hani aşırı şiddetli bir ağrı da yaşamadım açıkçası. Böyle 20'lik diş ameliyatım bu şekilde geçti. Diğeri ne zaman olur bilmiyorum. Onunla ilgili tekrar video çekmem çünkü süresini gerçekten bilmiyorum. Bir de şu an bir tane videom oldu artık 20'lik diş ameliyatı ile ilgili. Çok farklı bir şey yaşarsam yine çekerim ufak ufak böyle ikinci ameliyatım diye. Çok farklı bir şey yaşarsam ya da böyle farklı bir bilgi edinirsem bu süreçle ilgili çekerim belki bilmiyorum. Sorumuz olursa bu ameliyatla ilgili, yani basit bir operasyon gibi görünüyor ama maalesef hayatınızdan bir hafta alıyor. O yüzden bazı şeylerde yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyorsunuz. Mesela diş fırçalama. Genelde şey ilk gün fırçalamayın, ikinci gün hafif hafif fırçalayın falan yazıyordu mesela. Bu bilgiyi ben de vlogları izleye izleye böyle videolardan oradan buradan edindim. O yüzden bu tarz bir şey sormak isterseniz bana mutlaka sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap veriyorum zaten. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da eğer beğendiyseniz likelamayı, sorunuz varsa da aşağı bırakmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.